merhabalar değerli izleyenler. Ben Şeyda Emiroğlu. Yaşam Koçu programıyla RTV ekranlarında bu sezon boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hayata dair merak ettiğiniz bütün konuları uzman konuklarımla stüdyolarımızda sizler için cevaplayacağız. Bugünün konusu en çok merak edilen konulardan biri obezite ve diyet olacak. Skype üzerinden uzman diyetisyen Buse Çapraz ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz Buse Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz. Teşekkür ederim. Buse Hanım, hemen konuya giriş yapmak gerekirse, obezite nedir diye soracağım size. Obezite aslında çok basit olarak aldığımız, harcadığımız enerjiden daha fazla enerji alımı. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Tükettiğimiz paketli gıdalarla ya da hazır gıdalarla, sürekli dışarıdan söylenen yemeklerle ve hareketsizlikle aslında çok az enerji harcayıp daha fazla vücuda enerji alıp dolayısıyla o kalori açığını ayarlayamayıp organ yağlanmasına ve sonuç olarak obeziteye neden oluyoruz. Aslında çağımızın en büyük hastalıklarından ve en önemli hastalıklarından biri diyebiliriz. Peki çağımızın en önemli hastalığı dediniz. Bunun bölmek gerekirse ne gibi bize yan etkileri oluyor, olumsuz etkileri oluyor? Hastalık olarak ne gibi olumsuzluklar gösteriyor vücudumuzda obezite? Şöyle ki aslında obezite tamamının adı ama birçok farklı hastalığa da sebep olabiliyor. Bunlar neler? Kalp damar hastalıkları, özellikle diyabet, insülin direnci, son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız polikistik over. Bununla beraber karaciğer yağlanması, aslında bütün metabolik sendrom, bütün vücudun sistemini, hormonal dengeyi alt üst eden bir hastalık ve birçok diğer hastalıklara da davetiye çıkarabiliyor. Tedavi için kullanılan beslenme yöntemleri veya tedavi yöntemleri nedir? İlk başta beslenmeyi düzenlemek gerekiyor. Bunun için de aslında komşunun ya da arkadaşının listesini uygulamak değil, size uygun doğru beslenme tarzınızı belirleyip buna göre ilerlemek gerekiyor. Bunun için de artık diyetisyenlere ulaşım çok kolay. Her şehirde online olarak gerek ofisler çok fazla yaygın zaten. Bir uzmandan destek almak gerekiyor. Bununla beraber hareketi arttırmayı öneriyoruz. Ve tabii ki olabildiği kadar yürüyerek gitmek, asansör kullanmamak, gerekirse hiç bunları yapamıyorsanız, çok oturarak bir çalışma hayatınız varsa akşam veya sabah yürüyüşlerini mutlaka öneriyoruz. Bu şekilde bir tedavi yöntemi izlemek gerekiyor ve tabii ki sabırlı olmak gerekiyor. Günümüzün ve çağımızın en önemli sıkıntılarından, rahatsızlıklarından biri COVID-19 biliyorsunuz. COVID-19 ilk çıktığı zaman bazı uzmanlar çıktı, diyet yapmayın dedi. Aslında yanlış anlaşılma oldu sanırım. O ara bütün halkımız işte makarnaya ve karbonhidrata yüklenme yaptı, ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Neler tavsiye ediyorsunuz, neler yapmalıyız ve bağışıklık tabii ki bunun için bize verebileceğiniz tavsiyeler? Ya şöyle ki kesinlikle çok fazla bir yanlış algı oldu. Yani diyet yaparsan bağışıklığın düşer gibi. Aksine sağlıksız beslenirseniz bağışıklığınız düşer. Ve bunu da tabii ki dönemsel olarak değil bir hayat tarzı haline getirmek gerekiyor. Özellikle benim bu dönemde önerdiğim şeyler tabii ki taze sebze meyve, mevsiminde taze sebze meyve tüketimi. Bununla beraber C vitamini alımını arttırmak gerekiyor. Onun haricinde çorbalarınızda gerek yemeklerinizde kemik suyu kullanımını öneriyorum. Aynı zamanda baharatları olabildiği kadar yemeklerinize eklemenizi yine öneriyorum. Çünkü baharatlar çok güzel bir bağışıklık arttırıcı tercihlerdir. Peki bunlar neler? Zencefil, zerdeçal, çörek otu. Bunlar gerçekten bağışıklığı kuvvetlendiren anti-enflamatuar baharatlar, aynı zamanda inflamasyona da iyi gelen baharatlar. Takviyeler olarak da D vitamini ve omega 3, aynı zamanda probiyotik, bunların üçü inanılmaz önemli ve mutlaka bağışıklığı arttırmada kullanılması gereken takviyeler. Bununla beraber bunlara ek olarak daha doğrusu çörek otu yağı,
Aynı zamanda propolis, sambukus, kara mürver takviyelerini de yine mutlaka tabii ki doktorunuza veya eczacınıza danışarak kullanmanızı bu süreçte öneririm. Takviyelerden bahsetmişken değerli izleyenlerim ekran başında merakla bekliyor. Zayıflamaya yönelik sağlıklı birkaç tarif alacağız sizden. Rica edeceğiz Buse Hanım. Sizin için kendi danışanlarımda da uyguladığım çok etkili, serinletici, ferahlatıcı ve aynı zamanda zayıflamanıza yardımcı bir tarif önereceğim. 4-5 yemek kaşığı yoğurdu sulandırıyorsunuz. Bunun içerisine 3-4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek, nohut, kara buğday, buğday bunlardan herhangi birini seçip ekleyebilirsiniz. Bununla beraber içerisine semizotu, salatalık, bu tarz yeşilliklerle zenginleştirip üzerine bir çay kaşığı çörek otu ekleyip bunu akşam öğünlerinizde 5 gün boyunca tüketiyorsunuz. Dediğim gibi hem zayıflamanıza yardımcı hem pratik hem de çok serinletici, lezzetli bir tarif. Bir de sizin meşhur kaçamakları kurtaran ana öğününüz var. Onu da rica edeceğiz seyircilerimiz için. O da şöyle, bir su bardağı kefirin içerisine yarım yeşil elma koyuyorsunuz, bir avuç maydanoz koyuyorsunuz. Çok az isterseniz taze zencefil de ekleyebilirsiniz. Bunu blenderdan geçiriyorsunuz. Kaçamak yaptığınızda sonraki öğünde bunu tüketmenizi öneriyorum. Mükemmel etkili, kilonuz takıldığında da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir tarif. Teşekkür ederim. En çok merak edilen konulardan biri de emziren anne beslenmesi. Emziren anneler diyet yapabilir mi? Hangi aydan sonra yapmalı veya nasıl beslenmeli? Şöyle, şimdi bu konuyla ilgili de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Birincisi emziren anneler kesinlikle detoks yapamaz. Bununla alakalı bana çok fazla soru geliyor. Neden? Çünkü düşük kalorili beslenme vücuttan aynı zamanda detokslardaki amaç su atımını sağlamak ve birazcık daha düşük kalori ilerlediğimiz için daha hızlı kilo gitmesini sağlamak ama emziren annelerde bunu yaptığımız zaman ne yazık ki süt miktarında azalma olabiliyor. Dolayısıyla birincisi emziren annelere kesinlikle detoks önermiyorum. Ama dördüncü aydan sonra sağlıklı beslenme listesiyle hem süt arttırımını sağlamak hem de sağlıklı zayıflamalarına emziren annelerin yardımcı olabiliyoruz. Emziren anneler için de minik bir tarif vermek istiyorum. Hem süt arttıran hem o tatlı isteğini kesen harika bir tarif. Ben kendim de çok faydalanmıştım. Bir kupa sıcak suyu normal demleme kabına veya bir çaydanlığın içerisine koyuyorsunuz. İçerisine de 2 yemek kaşığı kuru dut ekleyip 5-6 dakika demlenmesini bekliyorsunuz. Sonra bunu içiyorsunuz. Günde 2 kere yapabilirsiniz. Ara öğünde de kuru dutları tüketebilirsiniz. İnanılmaz faydalı süt için. Değerli tarifiniz için teşekkür ederim. Emziren anne demişken bir de hamile annelere değinelim. Hamile anneler nasıl beslenmeli? Kaçıncı aya kadar diyet yapmalı veya yapmalı mı? Spor ve diyet konusunda ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şöyle hamile anneler için de bu uyarıyı yapmak istiyorum. Hamile anneler de tabii ki anne adayları detoks siz de yapamıyorsunuz üzgünüm. Buradaki asıl amaç bebeğin sağlıklı büyümesini sağlamak. İlk 3 ay doktorların da önerisiyle ve tabii ki onlarla beraber danışarak kilo verimini sağlayabiliyoruz. Tabii ki daha yavaş ve kontrollü bir şekilde. 3 aydan sonra ikinci trimester dediğimiz dönemde 250 kalori kadar listede bir arttırım sağlıyoruz. Bu da neye geliyor? Ortalama 2 dilim ekmek, bir meyve gibi düşünebilirsiniz aslında. Aynı zamanda kalsiyum ve gerekirse demir takviyesine ve omega 3 takviyesine de doktor önerisiyle başlanabiliyor. Bunlar tabii ki tek gebelik için. Eğer ikiz gebelik varsa bunlar bir tık daha fazlalaşabiliyor miktarlar. Son 3 ayda ise bunu 500 kaloriye kadar çıkarıyoruz. Ama bunlar ortalama değerler. Annenin yaşına, hareket durumuna tabii ki süreç izlenerek değerlerine göre farklılaşabiliyor. Bununla beraber tabii ki hareketi de destekliyoruz gebelik boyunca ve
belli önerilerde de bulunabiliyoruz. Ama dediğim gibi detoks ve özellikle bitki çaylarını tüketim konusunda lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir şekilde aksiyon almanızı Egzersiz demişken hamile annelere egzersiz ve spor tavsiyesinde bulunuyor musunuz? önermem. Yani ilk 3 ay genelde eğer düşük riski varsa veya gebelikte herhangi bir problem varsa doktor tarafından istirahat öneriliyor. İlk 3 ay dolayısıyla çok fazla hareket ya da ağır egzersiz değil ama sonrasında hafif yürüyüşler, imkan varsa yüzme, belki yapabiliyorsa bisiklet gibi ya da böyle minik hafif koşmalar gibi çok hafif tarzda kendini yormayacak şekilde egzersizler öneriyoruz. Ama tabii ki en güzeli yürüyüş ve yüzme. Yani yürüyüş her daim olmalı diyorsunuz hayatımızda. Kesinlikle aynen. Yani bu genel sağlığımızı korumak adına özellikle bu devirde tükettiğimiz paketli gıdaların sebep olduğu hormonal sıkıntıları önlemek için yapabileceğimiz en güzel şey aslında hareket. Annelerimizden de çok fazla mesaj alıyoruz. Çocuğum çok iştahsız. Nasıl yemek yedirebilirim? Ne yapabilirim? Veya tam tersi, çocuğum çok fazla yiyor ve çok aşırı kilolu, hareket kısıtlı. Ne yapmalıyım? Siz bu konuda ne tavsiye ediyorsunuz? Yani kaç yaşında çocuklar diyete başlamalı veya diyet yapmalı mı? Beslenme tarzları nasıl olmalı? Anneler bu süreçte anne babalar ne gibi yollar izlemeli, neler yapmalı? Şöyle ki aslında en büyük görev burada biz ebeveynlere düşüyor. Çünkü burada çocuğun çok iştahsız veya çok iştahlı olup fazla tüketimi ve kilolu olması aslında yine ebeveynlerin yanlış davranışlarından kaynaklanıyor. Çünkü siz bir kabağı alıp önünüze bunu tüketirken bunu genelde babalar bence bir tık daha fazla yapıyor sebzelerde. Yüzünüzü ekşittiğinizde veya ondan güzel bir tat almayan bir ifadeyi çocuk gördüğünde hemen onu çok kolay algılayıp bu sefer kendi de o yiyeceği reddetmeye başlıyor ve onu tekrardan o yiyeceğe alıştırmak çok zaman alıyor ve belki bir daha hiç de tüketmeyebiliyor. Dolayısıyla ona örnek olmak, çocuklara beraber masaya oturmak, aynı yiyeceği biraz daha sizin keyifle yediğinizi görmesin. İştah için bir tık daha yardımcı olacaktır. Bununla beraber ben sabahları keçi boynuzu pekmezi ve karadut özünü özellikle iştahsız çocuklarda öneriyorum ve gerçekten faydasını da görüyoruz. Aynı zamanda sevmediği bir yiyeceği lütfen ısrarla vermeye çalışmayın. Biraz zaman tanıyın, tekrardan önüne sürüp ama bunu baharatlarla zenginleştirebilirsiniz ya da önüne farklı sevdiği şekillerde koyabilirsiniz. İşte spagetti gibi yapabilirsiniz kaba. Bu tarz zenginleştirip koyarsanız hem onun ilgisini çekip hem beraber yiyip birazcık daha yemesine katkıda bulunabilirsiniz. Belki de yaptığımız en büyük yanlışlardan biri de çocuğun oyalanması için önüne bir şey koymak. Bu da genelde ne yazık ki telefon veya tablet oluyor. Bu aslında en büyük hata dememin sebebi hayat boyu kilolu bir birey veya iştahsız bir birey olmasına sebep olabiliyor. Çünkü çocuk bunu eşleştirdiğinde kafasında ben yemek yerken televizyon izliyorum ya da tablette bir şey izliyorum gibi düşünüp ileride yetişkin olduğunda da hep televizyonun karşısında bir şeyler tüketmek isteyecek. Ya da televizyonu izlerken bir şey yemediği için aynı zamanda da yine yetişkin bir birey olduğunda onu izleyip yemek yememeyi tercih edecek gibi. Aslında çocukken bütün davranışlarımızın hepsi şekilleniyor. Burada doğru örnek aileler olup birazcık daha araştırıp çocuklarımız için iyi davranışlar sergilemeye özen göstermek gerekiyor. Kilolu ve obezite sınırında çocuklar için önerebileceğim şey ise yine aynı yere geliyoruz. Hareketi arttırmak. Ne yazık ki çocuk okuldan geliyor, servise biniyor, evde ödev yapıyor. Özellikle büyük şehirlerde bu çok fazla problem oluyor. Zaten saat akşam belli bir saati buluyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenip hareket de olmayınca tabii ki paketli gıda, çikolatalar, cipsler de alınınca eve
O zaman obezitenin önüne geçemiyoruz. Hareketi arttırıp belki bir spor kulübüne üye olup veya beraber yürüyüşe çıkmak, basket olabilir, futbol olabilir. Yani bir şekilde çocuğun hareketini arttırmaya teşvik etmek gerekiyor. Veya sizin de ona örnek olmak adınıza sizin de dediğim gibi yine yürüyüşlere devam etmeniz, beraber hafta sonu aktiviteleri yapmanızı öneriyorum. Çocukların da 8 ve 10 yaşından sonra diyet yapmasını ama daha küçük yaşlarda bir endokrin uzmanıyla beraber onun yardımıyla ve önerileriyle ilerlemeyi ben kendi açımdan doğru buluyorum bu şekilde. Buse Hanım, piyasadaki zayıflama ürünleri, zayıflama çaylarına biraz değinmek istiyorum. Çok fazla görüyoruz. İşte bir çayı bir ay boyunca içtim, 9 kilo verdim, 15 kilo verdim, 12 kilo verdim ve bunlara talep de var. Bu bitkisel çaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten herhalde benim ve bütün meslektaşlarımın kanayan yarası diye düşünüyorum. Bize de çok fazla soruluyor. Sanırım bu senenin popüler çayı kekre yemiş, yanlış söylemiyorsam olması lazım. Ve bir marka var, onun çıkardığı, burada isim vermeyeyim, onun çıkardığı bir ürün eczanelerde satılan. Bunlar tamamen aslında pazarlama taktiği diyebilirim size. Özellikle bu aylarda çıkan içerisinde zayıflamanıza yardımcı olmayacak, aksine karaciğerinizi yoracak bitki kombinasyonları var. Bitki kullanırken, bitki çayları bile içerken hatta çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü karaciğer enzimlerinizi, yorduğunuz takdirde birçok hastalığa da sebebiyet verebilirsiniz. Aynı zamanda tansiyonunuzu etkileyebilir, böbrek hastasıysanız, diyabetliyseniz şeker oynatabilir. Dolayısıyla bilmeden komşum kullanıyor, arkadaşım çok fayda gördü gibi internetten alınan hiçbir geçerliliği, Sağlık Bakanlığı onayı olmayan ürünü kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi bunlar yaz ayları öncesinde çıkıp birazcık daha halkın zayıflama isteğini kullanmak amaçlı çıkarılan ürünler. Eğer zayıflatma etkisi de varsa içerisinde kesinlikle önermediğimiz muhtemelen sibütramin ekliyorlardır ki ve bunun eklenmesi kesinlikle ve kesinlikle yasak. Legal olmayan bir şekilde, yasal olmayan bir şekilde eklenip kilo vermenize sebep olup ama bununla beraber de birçok hastalığa davetiye çıkaran sakıncalı çaylar, ürünler diyebilirim. Özellikle içinde şu olmasın, alırken içeriğinde şuna dikkat edin diyebileceğiniz şeyler var mı? Aslında bu sizin hastalığınızla çok orantılı. Eğer tansiyonunuz mesela düşük tansiyonluysanız hibiskus önermem. Çünkü hibiskus tansiyonu daha da düşürür. Ama yüksek tansiyonunuz varsa hibiskus size iyi gelecektir. Bununla beraber mesela tansiyonu yine yüksek olan kişilere yeşil çay önermeyiz. Ama genellikle bu tür kombinasyonların içerisinde %90 yeşil çay kullanılıyor. Aynı zamanda çoğu diüretik, özellikle yaz aylarında buna çok dikkat etmek gerekiyor ki diüretik içecekler sizin vücudunuzdan fazla su atılmasına sebep olup evet tartıda kilo verdiğinizi görebilirsiniz. Ama aslında bu beklediğimiz ve istediğimiz bir şey değil. Çünkü yağ oranınız değil, vücudunuzdaki su azalıyor. Zaten terlemeyle beraber su kaybı olduğu için yazın dehidratasyona, dolayısıyla bayılmalara, tansiyon düşüklüğüne, birçok şeye sebebiyet veren şeylere sebep olabiliyor bu çaylar. İçeriğine kendinize uygun bir şekilde bakıp tabii ki yine eczanede satılan veya doktorunuzun önerdiği bir bitkisel takviye varsa o şekilde kullanmanızı öneriyorum. Asla internette gördüğünüz işte ben bununla zayıfladım, şu harika komşum verdi gibi şeyleri önermiyorum. Çünkü ilaç bitki doğru dozda kullanıldığında ilaç ama fazla kullanıldığında ise zehir olabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Peki Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ibaresini ne derece ayırt etmek gerekiyor?
Şöyle ki güvenli firmalar tarafından çıkarılsa da veya bir doktor tarafından size bitkisel bir takviye verilse de mevzuata göre ilaç kategorisine girmediği için Tarım Bakanlığı olabiliyor. Açıkçası onun çok net bir farkını bilemiyorum. Daha çok ilaçlar Sağlık Bakanlığı onaylı olabiliyor. Ama dediğim gibi size mutlaka bir uzman tarafından önerilmesi gerekiyor. Genelde onlar sizi tanıdığı için doğru bilgileri, anamnezinizi sizden doğru şekilde aldığı için en uygun formülasyonun size diyetisyeniniz, doktorunuz ya da sizi tanıyan eczacınız size önerecektir. Burada hep bahsettiğim gibi ve vurguladığım gibi sağdan, soldan, arkadaştan, komşudan, kardeşten bile gördüğünüz şeyleri lütfen kullanmayın. Değerli bilgilerimize şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzman diyetisyenimiz Buse Çapraz ile merak ettiğiniz soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Evet Buse Hanım, popüler diyetler hakkında ne düşünüyorsunuz? İnternet açtığımız zaman birçok diyet listesi görüyoruz, diyet tarifi görüyoruz, tek düze diyetler görüyoruz. Hurma diyeti, yoğurt diyeti ama tek sadece bir besinle besleniyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben her zaman savunduğum bir şey var. Zaten beni takip edenler ya da danışanlarım bilir. Sürdüremeyeceğiniz hiçbir şeyi lütfen başlamayın. Yani bu spor da dahil olmak üzere eğer 7 gün hayatınız boyunca spor yapamayacaksanız lütfen 7 gün boyunca spor yapmayın. Her zaman bunu söylüyorum ki diyetlerimde de öyle. Ara ara 1-2 günlük detokslar verebiliyorum. Bu önerdiğim ve faydasını gördüğüm bir şey ama tabii ki bir uzman tarafından, bir bilen tarafından yapılmalı. Bu şey demek değil yani Instagram'dan gördüğünüz hurma diyeti, işte bununla beraber başka tek düze yoğurt diyeti, işte salata diyeti gibi danışanlarımdan da bunu çok duyuyorum. Hem sizin hedefinize ulaşmanızı engelliyor çünkü bir noktada motivasyonunuzu kırıyor. Hem de metabolizmanızı tamamen mahvediyor. Kendi danışanlarımdan da gördüğüm şu ki bu tarz diyetleri çok fazla yapan yo-yo diyeti diyoruz. Yani çok düşük kaloriyi bir süre yapıp sonra bırakan vücutlarda genellikle vücut hep çok düşük kaloriye alışmış olup diyete cevap verme süresi çok daha geç oluyor. Bu noktada metabolizmayı düzeltmek için biraz sabır gerekiyor ki herhalde en çok yakındığım noktalardan biri. Ne yazık ki şu anda hiç kimse de sabır yok. Herkes bir senede aldığı kiloyu bir ayda vermeye çalışıyor. Bu da hem çok sağlıksız hem de imkansız bir durum aslında. Verdiğiniz kilo da çok bizim için faydalı bir kilo değil. Yüksek oranda su kaybı olur. Eğer çok fazla kiloyu bir ayda ya da çok kısa sürede verdiyseniz. Dolayısıyla bu tarz diyetleri uzun süre kullanımını önermiyorum. Ama diyetisyeniniz size uygun bir şekilde tek düze olmayıp farklı detoksları hızlandırmak adına ya da direnç kilonuzda, buna da plato dönemi diyoruz. Yani kilonuz bir noktada durduğunda müdahale etmek adına bu tarz diyetler bir uzman tarafından verilebilir. Ama lütfen şöyle hurma diyeti mesela örnek verecek olursak hurma hem karbonhidrat içeriği hem de içerisindeki şeker içeriği çok yüksek. Sanırım kuru meyveyle, kuru hurmayla yapılıyor diye zannedersem düşünüyorum.
Şeker içeriği çok yüksek bir meyve ve bunu bir insülin direnci ya da tip 2 diyabet hastası ya da tip 1 diyabet hastası biri yaparsa tamamen kan şekeri dengesiyle oynadığı için kilo vermek yerine aslında yağlanmaya sebep olabilir. Dolayısıyla çok her şey kişiye özel. Biz bunun için 4 sene okuyoruz. Her şeyin nasıl vücuda etki edeceğini, biyokimyasını, mekanizmasını öğreniyoruz. Lütfen bunları da kendi kafanıza göre yapıp metabolizmayı tamamen yerle bir etmeyin. Çünkü sonrası toparlamak çok zor oluyor. Metabolizma demişken, bu da çok merak edilen bir soru. Metabolizmam çok yavaş veya metabolizmam işte az önce bahsettiğiniz gibi alt üst oldu, artık çalışmıyor, hızlandıramıyorum. Metabolizmayı hızlandırmak için neler yapabiliriz? Şöyle birincisi şunu tavsiye ediyorum. Lütfen verdiğiniz kiloları geri almamaya çalışın. Hatta ben danışanlarıma espri anlamında şöyle diyorum. Bir daha kilo alırsanız sizi kabul etmeyeceğim diye. Çünkü her kilo alıp verişiniz bir sonraki vermek isteyişinizde metabolizmanızı yavaşlatmış oluyor. Çünkü vücut ister istemez kaloriyi bir tık daha azaltınca vücut her şeye çok çabuk adapte olabiliyor. Her kilo alışverişler, yapılan yanlış diyetler, yapılan şok diyetler, uzun süreli yapılan şok diyetler, hiçbir şey yemeyip saatlerce yapılan sporlar, kullanılan zayıflama ilaçları bilinçsizce hem metabolizmanızdan oluyorsunuz aslında hem de farkında olmadan sağlığınızdan oluyorsunuz ve dediğim gibi bunları toparlamak çok zaman alıyor. Dolayısıyla bu noktada ben neler öneririm? Sağlıklı bir diyet. Öncelikle sabır, bu çok önemli. Bununla beraber tabii ki kişiye göre ben yeri geldiğinde bitkisel destekler ve takviyeler önerebiliyorum kişiye özel. Egzersiz, çünkü kas oranınız metabolizma konusunda çok önemli. Şok diyetler yapmayın dememin sebebi de aslında burada vücut yeterli enerjiyi alamadığında kaslarınızdan bu enerjiyi alıp kas yıkımına sebep oluyor. Dolayısıyla da metabolizmanız gitgide yavaşlamaya başlıyor. Bunu tekrar yerine koymak için de kas oranınızı arttırmak gerekiyor ki bu çok da kolay bir şey değil aslında. Hem çok düzgün beslenme hem de çok rutin bir şekilde düzgün spor alışkanlığı gerekiyor. O yüzden bunu yapmanızı da tabii ki de önermiyorum. Bu şekilde düzgün bir diyet ve egzersizle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Ve baharatlar var. Bazı baharatlar ve protein. Proteinin termojenik etkisi vardır. Yani vücut proteini yakmaya çalışırken aslında bir tık daha fazla enerji harcar. O yüzden birazcık daha protein ağırlıklı beslenmek, baharatları diyetinize ya da günlük rutininize eklemek. Bunlar neler olabilir? Zencefil, zerdeçal, pul biber, sumak, çörek otu. Bunlar da yine size yardımcı olacak. Bununla beraber de dediğim gibi doğru bir beslenme listesi. Sporcu beslenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz Buse Hanım? Kullanılan protein tozları veya fazla alınan proteinler, işte bilinçsiz beslenme, daha sonrasında vücudumuzda ne gibi zararlara yol açar? Spor konusu şöyle, sporda ne yazık ki insanlar hemen siz de biliyorsunuz ki diyete başlamadan önce ya bir spor salonuna yazılır ya da hemen kendisi akşam bir yürüyüşe çıkar, evde olan aleti kullanmaya çalışır. Ama beslenmeye dikkat etmediğiniz takdirde %80 bu iş beslenme ya da %70 beslenme, %30 spor diyelim. Beslenme çok önemli. Spor aslında sizin metabolizmanızı çalıştırdığı için iştahınızı da açan bir şey. Bu noktada eğer beslenmeyi dikkat etmeyip sadece sporla ilerlerseniz ya kiloyu korursunuz ya da kilo alımına sebep olabilirsiniz. Şu noktada minik bir öneri, iştah yani kilo almayla alakalı problemi olanlara sporu öneririm. İştah açar çünkü.
Konumuza dönecek olursak tekrardan genelde hemen herkes spora koşuyor ama beslenmeye çok dikkat etmiyor. Neler nasıl yapılmalı konusunda ise ben sporu eğer herhangi bir rahatsızlığınız veya işte hipoglisemi, düşük şekerli, düşük tansiyonlu değilseniz sabah aç karnına öneriyorum. Çünkü direkt yağ yakımını harekete geçiriyor. Öncesinde bir kafein işte ne olabilir? Sade bir Türk kahvesi, filtre kahve, americano, espresso gibi bir kahveyle arkasından yarım saat sonra aç karnına sporu öneriyorum. Ama kendinizi iyi hissettiğiniz zaman spor benim için en değerli. Eğer bunu yaptığınızda çok kötü hissediyorsanız, nabzınız çok yükseliyorsa ya da bir verim alamıyorsanız, o zaman lütfen kendinize göre planlayın. Bunlar genel doğrular içerisinde yer alan bir bilgi. Bununla beraber önce bir buçuk iki saat öncesinden eğer aç karnına yapılmak istenmiyorsa bir karbonhidrat alımını öneriyoruz. Ne olabilir? Minik bir sandviç olabilir. Bir muz artı yanında belki biraz yer fıstığı, bir iki tatlı kaşığı yer fıstığı ezmesi olabilir. Ya da daha minik bir öğün isterseniz genelde işte bir vasa üzerine yine bir tatlı kaşığı labne ya da bir dilim peynir önerebiliyorum. Bunun gibi böyle minik ara öğünlerle veya normal 2 saat öncesinden normal yemeniz gereken ana öğününüzü yiyip sonrasında spor yapabilirsiniz. Hiç yapamıyorsanız dediğim gibi benim için yapmanız önemli. Yani aç karnına yapacağım diye hiç yapmamanızın hiçbir değeri ve önemi yok açıkçası. Bununla beraber sporcular için protein tozları profesyonel sporcuysanız bile bir uzman eşliğinde alınması öneriliyor. Çünkü protein tozları aslında peynir altı suyunun saflaştırılmasıyla ışıl ve kimyasal işlemlerden geçirilerek elde edilen yani saf bir protein. Dolayısıyla fazla alımı birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor ki bunun çok fazla yanlış kullanımını işte el altı önerileri bunu da genellikle spor hocaları, işte spora giden gençleri çok fazla etkileyebiliyor bu ergenlik çağındaki gençleri ki onlar için proteinin fazla alınması kalp damar hastalıklarına, kalp büyümesine, sindirim problemlerine, bununla beraber böbrek taşı, böbrek kumu, bu gibi hastalıklara, karaciğer yağlanmasına, karaciğerin kendi işleyişinin bozulmasına, enzimlerin yükselmesine sebep olabiliyor. Aynı zamanda ergen erkeklerde göğüste büyüme, hormonal bozukluklar bunun gibi şeylere de sebebiyet veriyor. Dolayısıyla gençleri de bu tarz şeylere yönlendirmek yerine, çünkü profesyonel sporcuyla aslında ergenlik çağındaki bir erkek veya bir kızın beslenmesi çok farklı. Onların antrenman düzeyiyle sporcuların antrenman düzeyi çok farklı. Dolayısıyla zaten onlar günlük beslenmesinde kendilerine kadar yetecek proteini, kırmızı et, tavuk, yumurta, baklagillerden, fındık, badem ya yani bunun gibi aslında bitkisel kaynaklardan da alabilirler. Ekstradan protein yüklemesine hiç gerek yok. Çünkü dediğim gibi birçok hastalığa sebebiyet verebiliyor. Ama bu sağlıklı olan proteinlerin de ölçülü kişiye göre tüketilmesi gerekiyor değil mi bilinçsiz bir şekilde? Tabii ki kesinlikle onu da şöyle açıklayayım. Aslında protein diyetleri yapılıyor. Evet, protein diyetleri ilk başta çok güzel etki veriyor. Neden? Çünkü vücutta dediğim gibi hem bir termojenik etkisi var. Yani birazcık daha fazla kalori harcamanıza sebep oluyor. Bununla beraber de karbonhidrat biraz su tuttuğu için vücudunuzdan karbonhidratı kesince o su atılımı sağlanıyor ve tartıda o düşüşü görüyorsunuz. Ama fazla alınan protein de aslında insülin salgılatır.
Bizim istemediğimiz bir şey insülin salgılanması demek aslında yağlanma yani fazla insülin salgılanması demek fazla yağlanma dolayısıyla obezite dolayısıyla organ yağlanması ve birçok hastalık demek her şeyi dozunda kişiye uygun olarak planlanmalı fazla proteini de normal zamanda önermiyoruz asla. Obezite ve yağlanma demişken aslında farklı bir konuya da değineceğim. Çok merak ediliyor. Günümüzde şu an tüp mide, mide botoksları çok aşırı yaygın. Bu hangi aşamadan sonra yapılmalı veya yapılmalı mı? Kolaya mı kaçmak oluyor aslında bir nevi? Ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle ben açıkçası yargılamak ya da herhangi yani tamamen olayın sağlık boyutundan bakmaya çalışıyorum. Direkt hiçbir şekilde diyet denemeden ya da bunun için herhangi bir çaba göstermeden beden kitle indeksi çok da yüksek olmayan bireylerin bile bunlara yöneldiğini görüyorum. Aslında burada tamamen olay birazcık kafa yapısını değiştirmek gerekiyor. Yani bunu sağlıklı yaşam haline getirmek gerekiyor. Yine dediğim gibi yani sürdürülebilir olmayan hiçbir şeyde siz kilonuzu koruyamazsınız ve sağlığınızı da koruyamazsınız. Yaptığınız her şey sizin için hayat tarzı olmalı. Mide botoksu ve tüp mide ameliyatlarında aslında çok fazla yiyerek istemediği halde psikolojik olarak çok fazla yiyerek yine eski haline gelen hastalar gördüm. Bunun için bu bir kaçış yolu olmamalı. Eğer gerçekten bu işi kafanızda bitirdiyseniz zaten yani beden kitle indeksi çok çok yüksek hastalardan bahsetmiyorum. Onlar doktor kontrolünde değerlendirilip ona göre karar verilebilir. Ama normal ya da hafif yüksek olanların bile direkt bu diyeti denemeden ya da sağlıklı yaşamı hayat tarzı haline getirmeden bunlara başvurması açıkça bir sağlık çalışanı olarak beni de üzüyor. Çünkü sonuçları genelde istemediğimiz şekilde sonuçlanabiliyor, olabiliyor. Yani her şeyi denemişizdir ama olmamıştır. En sonunda doktor kontrolü ve tavsiyesiyle olabilirse olacaktır diyorsunuz. Ve beden kitle indeksiniz çok yüksekse yani boyunuza göre kilonuza baktığınızda gerçekten morbid obez yani hastalıklı obez dediğimiz kategoriye giriyorsanız artık bunların hesaplaması internette vesaire her yerde var zaten. Bir doktor kontrolünde tabii onların ne tarz prosedürleri işlediğini veya nelere baktığını bilmiyorum. Hatta şöyle ki onlar da bir noktaya kadar eğer çok yüksekse hani bir diyetisyen eşliğinde bir kiloya inip ondan sonra yapmayı öngörüyor. Yani aslında diyete uyumlarına bakmak istiyor doktorlar da. Çünkü yaşam tarzı haline getirmediğiniz zaman yani bir operasyon geçirmekten öteye ne yazık ki geçmiyor. Hatta çoğu zaman eski haline bile dönebiliyor. Belki dediğiniz gibi morbid obez doktor kontrolünde çok gerekliyse son çare ise vesaire vesaire değerlendirilip ona göre karar vermek gerekiyor ama onun dışında asla. Yaz aylarındayız. Malum sıvı tüketimi az oluyor. Şunu diyebilir miyiz? Bu insan her şeyi birebir yapıyorum. Dört dörtlük sağlıklı besleniyorum. Kilo veremiyorum veya kilo aldığımı hissediyorum. Suyun bunda etkisi, faydası var mıdır? Su tüketimi ne kadar önemli sağlıklı beslenmede? Su tüketimi aslında belki bunu çok fazla dile getirdiğimiz için artık kimse tarafından çok ciddiye alınmasa da aslında neredeyse bu işin %50'si diyebilirim. Çünkü vücudunuz suyla çalışıyor. Yani %70-80'e yakını zaten vücudun su. Eğer su olmadığı takdirde zaten hiçbir biyokimyasal olay düzgün bir şekilde yerine getirilemediği için başta kabızlık olmak üzere birçok diyetinize sabote edecek şeye sebebiyet verebiliyor ki kabızlık da bu anlamda zaten neredeyse bir günde yarım kilo ile bir kilo arası değişen kilo artımına
sebebiyet verebiliyor. Bununla beraber şunu da söyleyeyim. Yazın genelde çok fazla şekerli içecekler, serinlemek amacıyla gazlı içecekler ya da şekerli meyve suları, limonatalar çok fazla tüketilip ya da biz çok çay seven bir ülkeyiz, çay ve Türk kahvesi. Bunlar çok fazla tüketildiğinde de yine bunların da diüretik etkisi vardır. Vücudunuz susuz kalır. Bunları fazla tükettiğinizde aksine su içmek istemezsiniz ama daha da fazla içmelisiniz. Bunu da dipnot olarak eklemek istiyorum. Bir de üzerine terleme vesaire eklenince yaz aylarında lütfen 2,5-3 litreyi bulmaya çalışın. Kilo başına 30 mililitre deriz genel olarak ama yaz aylarında bunu arttırmak gerekiyor. Yani şunu diyebilir miyiz? İçtiğimiz su haricinde içtiğimiz hiçbir sıvı, çay, kahve, bitki çayları suyun yerini tutmaz. Aynen bunu diyebiliriz. Çünkü onların aksine dediğim gibi bir de diüretik etkisi vardır. Yani vücuttan suyu atmayı sağlayan içecekler onlar. Dolayısıyla bunları içip su içmediğinizde yine dehidratasyona sebep yani vücudun susuz kalmasına sebep olabilirsiniz. Mutlaka bunları tüketmek gerekiyor. Şuna da değinmek istiyorum. Yazın kilo veremiyorum. Özellikle bunu yazın duyuyor. Yani aslında bütün dönemlerde duyuyorum ama yazın buna sebep olanlardan birinin meyve porsiyonlarının artması olarak düşünüyorum ve dondurma. Evet, bir iki top dondurmayı ara öğünde veriyorum. Öneriyorum da en sağlıklı yine tatlı seçeneklerinden biri. Ama bunu yaparken kapta öneriyorum. Yani bir kağıt helva veya külahta değil kapta öneriyorum. Tercihen bu klasik bildiğimiz usul dondurmalardan yani paketli dondurma veya çok şekerli yabancı tarz dondurmalardan değil. Bildiğimiz Türk usulü Maraş dondurması şeklinde öneriyorum. Meyve porsiyonlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Yaz meyveleri bir tık daha şekerlidir. Fruktoz oranı yüksektir. Genelde meyve porsiyonlarını ayarlanmadığını düşünerek kilo veriminin de bu noktada çok etkili olmadığını söyleyebilirim. Kilo veremiyorum diyenler meyve porsiyonlarına dikkat etsin. Yani aslında şu oluyor değil mi? Sağlıklı besleniyorum. Elimden geleni yapıyorum, sporumu yapıyorum ama neden kilo veremiyorum? Porsiyon kontrolü yapamıyoruz. Doğru mudur? Kesinlikle öyle. Çünkü şunu da çok fazla duyuyorum. Sağlıklı yiyorum diye bir paket hurmayı yiyen ya da bir paket işte aldığı hazır çalışan ofis çalışanı masasına koyduğunda çekmecesine ara öğün yapacak. Ama bakıyor ki o bir paket fındık, badem veya bir paket hurma bitmiş oluyor. Sağlıklı da olsa her şeyin sizin için bir porsiyonu, size uygun bir porsiyonu var aslında. Dolayısıyla porsiyon kontrolü bu noktada çok önemli. Hiç diyetisyene gitme imkanım yok diyenler de zaten ortalama herkes kendini bir tık daha iyi tanıyor. Biraz vücudumuzu dinleyerek de buna kendiniz bir şekilde karar verebilirsiniz. Aç olmanız doğru bir şey değil. Yani aç kalıyorum, zayıflıyorum demek kas kaybı demek. Amaç zaten olabildiği kadar doğru şeyleri alıp zayıflamak. Bu aralar Instagram sayfalarımızda da çok görülüyor. Ekran başındaki izleyicilere de aslında tavsiyede bulunmak gerekirse yağ yakıcı kahve var. Çok popüler oldu. Herkes harıl harıl yağ yakıcı kahve yapıyor. Çok da güzel zayıflıyorlar. Bir yağ yakıcı kahve tarifini alabilir miyiz? Nasıl yapılmalı? Kimler yapabilir? Yapamaz diye de not düşersek çok sevinirim. Sadece genel olarak kolesterolü bir tık yüksek olanların yapmasını önermem. Çünkü hindistan cevizi yağ doymuş bir yağdır. Kolesterolü çok uzun kullanımda biraz yükseltebilir. Bu dipnot ama onun dışında herkes kullanabilir. Hiçbir problem yaratmaz. Aksine bağırsakları çalıştırıyor, tok tutuyor, kilo vermenize yardımcı olup yağlarınızı da yakıyor. Tarifine gelecek olursak da bir fincan filtre kahve veya normal Türk kahvesine yaparken bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı koyuyorsunuz ama burada iyice karışması çok önemli. Midenizi bulandırmaması açısından içerisine de bir çay kaşığının ucuyla
İster toz tarçın, ister bir çubuk tarçın ekleyip bunu sabah aç karnına öneriyorum ve sonrasında imkan varsa spor. Gerçekten inanılmaz faydalı. Siz de sonucu göreceksiniz. Mükemmel bir tarif, kesinlikle öneriyorum. Ama şunu diyebiliriz değil mi? Hani tek başına hiçbir şey zayıflatmaz. Diyet ve sağlıklı beslenmeye Kesinlikle. destek. Yani bunu içince hemen yağlarım yanıyor gibi bir durum söz konusu değil. Bu sadece ek bir takviye, size bir destek. Spor yapmazsanız, yani bunun üzerine gidip sabah pişiler, simitler yerseniz, akşam pastayla kapatırsanız tabii ki hiçbir anlamı ve hiçbir şeyi kalmayacak tarifinde. Dolayısıyla doğru bir beslenme artı egzersizle çok faydalı bir tarif. Bir ay kullanımını, daha sonra ise 2 ay ara verip tekrar bir ay kür şeklinde devam edebilirsiniz. Bir de kabızlık için, bağırsak tembelliği için tavsiyelerde bulunmanız gerekirse, çünkü çok fazla mesaj aldım. Kabızım, çıkamıyorum, kronik kabızlar da var veya normal beslenmeden, sıcaklardan dolayı kabız olanlar var. Ne söylemek istersiniz? Aslında kabızlığın en büyük iki sebebi: bir, az su tüketmek; iki, hareketsizlik. Yani her şeyde olduğu gibi yine su ve harekete geliyoruz. Dolayısıyla bunları yapmak gerekiyor. Bol lifli beslenmek gerekiyor. Nedir bu? Sebzeler, zeytinyağı burada çok önem kazanıyor. Benim yine bir tarifim var, bunu da size söyleyeyim. Bir kavanozun içerisine doğranmış incirleri ekliyorsunuz. Yani kavanoz ne kadarsa üzeri dolacak şekilde incirleri doğrayıp ekliyorsunuz ve üzerine yine incirlerin tamamını kapatacak şekilde zeytinyağı ekleyip bunu kapatıp cam bir kavanozda veya normal bir kapta bekletip bunu sabah aç karnına bir iki tane inciri tüketip üzerine sıcak su içiyorsunuz. Bu çok önemli. Bir bardak sıcak su içerseniz inanılmaz faydalı, doğal. Herkes yapabilir: hamileler, emziren anneler, bütün hastalığı olan herkes, çocuklar, bütün herkes de bunu kullanabilirsiniz. Çok faydalı bir tarif. Yine dediğim gibi üzerine sıcak su içmek gerekiyor. Çok doğal, hiçbir alışkanlık yapmayan. Lütfen, bu noktada en büyük yapılan yanlışlardan biri özellikle sinameki çayı, yani bağırsaklarınızı alıştıracak çay ve ilaç kullanımı. Bu noktadan sonra olay zaten kronik kabızlığa dönüyor ve onsuz tuvaletinizi yapamamaya başlıyorsunuz. Beslenme ve hareket çok önemli. Bu tarifi de yapıp fayda göreceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Bütün programın ana konusunda bahsettiğim gibi herkesi sağlıklı beslenmeye ve bol harekete davet ediyorum. Gerçekten sağlıklı bir ülke olarak bence herkese örnek olabiliriz diye düşünüyorum. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgileriniz için biz teşekkür ederiz. Tekrar inşallah sizleri görmek isteriz yanımızda. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik. RTV ekranlarında Yaşam Koç'un programıyla, yeni konularımızla, uzman konuklarımla haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Esen kalın, hoşça kalın.